Zonguldak'ta 3 yıl önce İncivesi Mahallesi'nde Ayşe Özgecan Usta 8. kattaki binanın teras katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından erkek arkadaşı Bartu C.A. taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçlarından yargılanmaya başladı. Tutuksuz yargılanan Bartu C.A. 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen son duruşmaya katılmadı. Özgecan Usta'nın babası Kenan Usta ile taraf avukatların katıldığı duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. Savcı sanık Bartu C.A.'nın hürriyeti yoksun kılma suçundan cezalandırılmasını, taksirleme ölüme sebep olma suçundan ise beraatını istedi. Mütalaya karşı konuşan baba Kenan Usta, kızımın telefonu ertesi gün ve kırık bulunuyor. Orada ruhsatsız telsiz yakalandı. Ruhsatsız mermi yakalanıyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Kızımı sokağa bıraksaydı, cinnet geçirip oraya gitmeyecekti. Kişi sebep olmuştur. Ortada bir sebep var. Kendi niye içmemiş, kızımı içirmiş. Barışmak için çağırmış, barışmamış dedi. Tamam, ben ararım. Baştan beri söyledim. Suçsa suç. Baştan beri söyledim. Kenan Usta'nın avukatı eski Aybüke Dizlek de mutalaya kabul etmediklerini ifade ederek zaten hürriyetinden yoksun kılma eyleminin ardından bir saat banyoda ağlıyor, çantasını topluyor, üzerine giyiniyor, yola çıkmak için hazırlanıyor, arkadaşından para istiyor, balkona çıkıyor, tekrar içeriye girip tartışıyorlar, tekrar balkona çıkmak istiyor. Balkon yeşiğiyle koltuk arasında 2 metre mesafe yok. Psikolojik ruh hali az çok tahmin edilebilir. Bu sizin kız arkadaşınızsa raporlardan daha çok bilgi sahibi olursunuz. Bartu C. bu yeterlikte bir insan. İfadesine göre kendimi atacağım deyip de arkasından hiçbir gerçeklik payı addetmeden koltukta oturuyor. İhtimal vermemesi vahim bir durum. Ayşe yüzü Bartu C.'ye dönük şekilde çıkıyor. Kendini atmak isteyen bir insan yüzü dönük şekilde oraya çıkması mümkün mü? Komşuların ifadesine göre Ayşe Can düştükten 3-5 dakika sonra aşağı iniyor. Önce üstünü giyiniyor. O kadar soğukkanlı ki telefonları topluyor. Telefonları saklıyor. Karşı komşunun kapısını çalıyor. Sonra aşağı iniyor. Polisler geliyor. Sonra olay yerinden gitmek istiyor. Mütalayı kabul etmiyoruz. Tüm bu hususlar bir araya geldiğinde taksirin gerçekleşmemesi mümkün değil. Kaslı konuşurken taksirin gerçekleşip gerçekleşmemesini konuşuyoruz dedik. Mütalaasında kişi hürriyetinden yoksun kılma hususuna cezalandırmasını, taksirle ölümüne sebebiyet vermekten dolayı beraatine karar vermesini talep etti. Sayın Mahkeme iki suç yönünden de beraatine karar verdi. Kararı istinaf edeceğiz tabii ki. Ne mütalaya ne de karara katılmak mümkün değil. Şimdiki sözcüklerim bu kadar. Sanık Bartu C.A.'nın avukatları ise sanığın hem taksirle ölüme neden olma hem de kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçlarından beraatini istedi. Hakim ise sanığın her iki suçtan da beraatına karar verdi. İtiraz edeceğiz. Duruşma sonrası baba Kenan Usta karara tepki gösterirken avukatı Ezgi Aybüke Dizlek de gazetecilere yaptığı açıklamada itirazda bulunacaklarını açıkladı. Dizlek, Sayın Mahkeme'ye iki suç yönünden de beraatına karar verdi. Kararı istinaf edeceğiz. Ne mütalaya ne de karara katılmak mümkün değil dedi. Hazır mısın?